Yani 35 ay boyunca bir kişiyle iletişimsizlik hali, mutlak iletişimsizlik hali ki zaten mutlak iletişimsizlik hali orada sadece Sayın Öcalan'la değil, birlikte kalan kişiler de vardır. Aynı bu şekilde bir mahpusun 35 ay boyunca ailesiyle veya avukatlarıyla görüşmemesi herhangi bir yazılı mevzuat, ulusal veya uluslararası herhangi bir yazılı mevzuatta düzenlenmiş bir düzenleme yoktur. Yani herhangi bir şekilde bir mahpusun 35 ay boyunca avukatıyla veya ailesiyle görüşmemesi dünya genelinde kabul gören bir uygulama değildir. Maalesef bu uygulama şu an Türkiye'de kabul görmüştür. 35 aylığın yani mutlak tecrit, 35 aylık mutlak iletişimsizliği anlatabilecek veya değerlendirebilecek artık bir şey bulamıyoruz. Tecrit hukuki mi, siyasi mi? Elbette tecrit hukuki bir şey değildir, siyasi bir şeydir ki zaten 35 ay boyunca bir kişiyle görüşülmemesi kötü muamele veya işkence gibi şüphelere neden olur. O neden nedir ki 35 ay boyunca bir mahpusun ailesiyle veya avukatlarıyla görüştürülmemesinin hukuki bir yanı yoktur. Siyasi bir yanı vardır. Siyasi yanı da zaten tüm ülkece malumca bilinen bir şeydir. Biz ilk soruda da tecritten bahsettik ya, aslında tecrit sadece İmralı'da desek yanlış olur. Diğer tüm cezaevlerinde aynı şekilde bir tecrit var. İçerideki mahpuslar bugün Türkiye'ye ilişkin söylemleri var. Bu söylemlerini dışarıya duyurmak istiyorlar. Dışarıya nasıl duyurabilirlerdi? Mesela örneğin diyelim ki mektup hakları. Örneğin diyelim ki kendilerine radyo verilmemesi. Kendilerine televizyonların sadece bir iki tane kanaldan verilmesi. Kendi mektuplarının sakıncalı denilerek dışarıya verilmemesi. Adalet Bakanlığı'na veya diğer kurumlara yazılan dilekçelerin verilmemesi. Spor veya başka etkinliklere çıkartılmaması, birbirleriyle olan iletişimin tamamen kesilmesi. Ondan sonrası şunu diyebiliriz, örneğin Van'daki kişiler için diyelim. Yani Van'da işte cezaevinde olan insanlar buradan Trabzon'a, Rize'ye, Samsun'a, oralara nakledilmiş. Oraya nakledilen insanların neredeyse aileleriyle de bir görüşmesi olamamaktadır. Mesela örneğin diyelim ki Van'da bir kişinin ailesi Van'dadır, kendisi Samsun'dadır. Gidip kendisi ailesiyle dahi görüşemiyor. Kendisi ailesiyle dahi görüşemediği zaman aslında bu da tecritin yansımasıdır. Bu da İmralı tecritinin bir yansımasıdır. O şekilde görmek gerekiyor. Hatta bunu tarihsel bağlamda almak gerekiyor. Eskiden Kürtlerin sürgünü diye bir şey vardı. Örneğin mesela nasıl yapılırdı? Burada diyelim ki Kürdistan illerinde bir kişi olduğu zaman buradan alınırdı ya Konya'ya, işte diyelim ki ya İstanbul'a ya Ankara'ya sürgün edilirdi. Şimdi tarih yine tekerrür etti. Şu anda mesela diyelim ki Kürt sorunu sebebiyle tutuklu veya hükümlü olan insanlar buradan Ankara'ya, Edirne'ye, Samsun'a bir şekilde gönderilmektedir. Şimdi gönderilen kişiler kendilerini ifade etmek istiyorlar. Şimdi açlık grevi de zaten tam bu ifadedir. O nedenle cezaevlerinin hepsinde bir tecrit vardır diyebiliriz. Hatta şöyle formalize edebiliriz. İmralı'da mutlak bir tecrit vardır. Diğer cezaevlerine yansıyan şekilleri vardır. Yoksa kül halinde değerlendirdiğimizde kül halinde bir tecritten söz edebiliriz. Açlık grevleri de aslında bu kül halindeki tecriti ortadan kaldırabilmek için bir ifade yöntemidir. Biz burada mutlak bir hukuksuzluğa karşılaşıyoruz. Sebebi şudur, infaz kanunu açıktır, yani Türkiye'deki mevzuat açıktır, uluslararası mevzuat açıktır. Bu mevzuata göre bizim müvekkillerimizle görüşmemize izin verilmelidir. Şimdi defakto bir durum var. Defakto bir durumdan kastım şudur, 2016'ya kadar İmralı'da işte gemi bozuktur meselesi vardı. 2016'dan sonra da normalde getirilen görüş yasağı vardı. Şimdi görüş yasağı dediğimiz şey şudur, bir avukat bir mahpusla görüşülmesi engellenebilir. Ama bir mahpusun herhangi başka bir avukatla görüşmesi engellenemez. Şu anda biz bir yasanın yerine getirilmesini talep ediyoruz. Ekstradan istediğimiz bir şey yok. Çok basit. Biz kendi müvekkillerimize görüşmeyi talep ediyoruz. Görüşmek istiyoruz. Bunu kısıtlayabilecek herhangi emredici bir hüküm de bulunmamaktadır. 2022'de 775 avukat başvuru yaptı. Bu sene 1330 avukat başvuru yaptı. Gelecek senelerde bu sayının katlanarak devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması gerekiyor. Niye? Çünkü mutlak hukuksuzluğa karşı biz eğer çıkmaz isek yarın öbür gün biz hem mesleğimizi icra edemeyiz hem de toplumun diğer taraflarına bu yansır. Örneğin mesela şu örnek çok açıklayıcıdır. 2014 yılında Ahim Öcalan kararı uygulanmadı ülkede. Sonrasında Ahim Demirtaş kararı uygulanmadı.
Sonrasında Ahim Figen Yüksekdağ kararı uygulanmadı. Sonrasında AYM Can Atalay kararı uygulanmadı. Şimdi eğer ki 2014'teki hukuksuzluğa tam manasıyla karşı çıkılabilseydi, o dönemde de binlerce avukat hayır bu hukuksuzdur, belki de bu imza kampanyaları gibi şeyler yapabilseydi, Can Atalay bugün dışarıda olurdu. Bugün AYM ile Yargıtay arasında bu kavga belki olmazdı. Şimdi bu kavgadan sonra önümüzdeki süreçte ne olacak? Açık söyleyeyim. Yarın öbür gün bir yerel mahkemede kalkıp diyecek ki ben Yargıtay'ın kararına uymuyorum. Yarın öbür gün bir savcı diyecek ben mahkemenin kararına uymuyorum. Yarın öbür gün polis diyecek ki ben mahkemeyi tanımıyorum. İşte polis devleti dediğimiz noktaya biz bu şekilde geliriz. Şimdi biz bu başvuruları yaparken, bu başvurularda işte sayımız artarak yaparken aslında ülkenin polis devletine gitmesini engellemekteyiz. Diyoruz ki var olan pozitif hukuku uygulayın ve hukukun demokratikleştirilmesi, hukukun evrensel standartlara kavuşturulmasına yönelik yapılan başvurulardır. Aslında bakış açılarını, yani bu başvurulara karşı çıkan kesim bakış açısını değiştirir ise yarın öbür gün onun da lehine olan bir şeydir. Son örnekle bunu bitireyim. Eskiden diyorlardı ya işte siyasi dosyalarda veya siyasi yargılamada bir kitaptan, bir dergiden insanlar ceza alır. Kimse buna inanmazdı. FETÖ dediğimiz yargılamalarda insanlar bir okula gittikleri için bir dergiden, işte bir abonelikten dolayı ceza alınca bu defa dediler ki ya bu Kürtler haklıymış. Yarın öbür gün tecrit için yapılan bu kampanyalarda toplumun diğer kesimlerine de aynı şey uygulandığında yine dönüp diyecekler ki ya bu Kürtler haklıymış. Çünkü biz haklıyız.